Mekiko'ya kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi Türk lirasının serüvenini anlatacağım. Bu şekilde parlamaması için daha önce hazırlanmış şeyden gösteriyorum. Kuruş. Hangi döneme ait oldu? Burada yazıyor. 42-47 dönemi. Türk lirası. Bu arka yüzü. Şurada ön yüzü. Parlak ışığın parlamasını önleyemiyorum. Evet. Şurada 1000 Türk lirası. Arka yüzü, ön yüzü. Şurada 100 Türk lirası. Bu 42 yıllarına ait. Evet. Arka yüzü. Ön yüzü. 2. 2,5. On Türk lirası. Elli. Bu da arka yüzü. Bu da yine 42-43 yıllar arası. Yüz Türk lirası. Bin 1946 42-46 yıllar arasında. Şu 500 Türk lirası önü ve arkası 53 yıllarında. Evet, 1000 Türk lirası yine 53 yılına kadar bu şekildeydi. Şu 2,5 TL. Şu 5 Türk lirası 68 yıllarında. Benim paralarım var, orijinal paralar, ama bunlar hepsi yok tabii ki nerede. Ama benim dönemimde kullanılan paralardan daha önceki daha eski paralarım var. Onları da göstereceğim de önce bu resimlerden göstereyim dedim. Şu da 10 Türk lirası. Şu şekilde. Bu da 50-79 yıllarında. Şunlar vardı. Evet, bu bayağı güzel. 50 TL. Bu da 100 TL. O zaman ne değerdeydi? 76 arası. Şurada 500 TL. Şundan var bende.
500 TL var. 76 yılından mı, sonraki zamanda mı bilmiyorum. Evet, şu da arka yüzü. Yok, bu 1000 TL. Pardon. Şu da 500 Türk lirası. 83 yılına kadarki zamanda. Bunu yazıyla. 5. O zaman rakamlar yazmıyorlarmış ortada. Demek ki bu da 10 lira. Arka yazı. Evet, bu çıktığında bayağı konu edilmişti. 24 lirası. O zaman çok büyük bir değişiklik olmuştu. Bu da 50 hangi arada çıktı bilmiyorum ama 20'nin çocuktum, iyi hatırlıyorum. Evet, 87 yıllarında çıkmış bu da. Evet, şu gördüğünüz gibi 100 Türk lirası, 500 Türk lirası ve 1000 Türk lirası. Bundan sonra asıl serüven başlıyor. Bol sıfırlı, bol rakamlı TL'lerimiz. Evet, şu 100 TL, 500 TL, 89 yılına kadar bunlar vardı. Evet, bu da 1000 Türk lirası, 92 yıllarında arka tarafı, ön taraf. Şurada 5000 Türk lirası. Yavaş yavaş binlikler yükseldi. 92, 94. Evet. Sıfırlar çoğaldı. 5. Şurada gördüğünüz gibi 10.000 TL. Şurada 20.000 TL. 20 TL çok uzakta kaldı. 20.000 TL. Beş bin TL. Elli bin TL. 99'lu yıllarda 50.000 TL. Bu şekilde kullanıyorduk. Bir şey alacağımız zaman 50.000 TL'yi kullanıyorduk. Evet, bu da 100.000 TL. 100.000 TL. Ne güzel. Dile kolay olsaydı şimdi güzel olurdu. 25 250 bin TL. Gördüğünüz gibi bu da 92 yıllarda ve 500 bin TL. Bu paralar bende mevcut. Saklıyorum. 100 bin TL, 500 bin TL, 10.000 TL, 10 milyon, 10 bin değil, 10 milyon, pardon, 10 milyon, dile kolay söylemesi bile zor ve 20 milyon, son kapanışı 20 milyon yapmıştır sanırım. 2001 yılına kadar bu devam etti. Sonra da sıfırları
atıldı. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sıfırlar atacağız dedi ve at de bizi bu sıfırlardan, bol hesaplı günlerden kurtarmış oldu. Şimdi 20 TL'ye kullanıyoruz, 20.000 TL yerine. Evet, bu videomda bu kadar. Bir hatırlatma yapmak istedim. Eski paralarımı göstereceğim de önce bu hazırlanmış güzel bir broşürden tanıtmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Bol TL'li günler dilerim. Abone olmayı ve videomu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Bu paraların arka kısımdaki fotoğrafların elbette bir manası vardır. O konuda tarihçe bilgim yok. O yüzden bilgi veremeyeceğim. Ama değişik, farklı duruma, konuma, o zamanki şeye göre değerlendirip o resimleri koymuşlar. Arka kapak resimleri. Paranın arka yüzündeki fotoğraflar farklı farklı. Her dönemde ayrı ayrı fotoğraflar konulmuş. Bu konuda bilgi veremeyeceğim. Eğer araştırabilirsem başka bir videoda bu konuyu işlerim.